İşte bu da ilginç görüntülerle ilginç bir haber efendim. Esenyurt'tayız. Bir kadın aynı apartmanda oturduğu ev sahibinin evini kesici bir aletle basıp ortalığı da bu şekilde birbirine kattı. Ev sahibi Yusuf Yorulmaz kiracısından bir türlü parasını aslında alamıyordu. Taraflar sık sık da tartışma yaşıyorlardı. Bu durumda küplere binen kiracı sabah saatlerinde dehşet saçta elindeki bıçakla kapılara vurdu, tehditler savurdu. İşte şimdi de ekranlarda o tüyler ürperten anlar efendim. Kapıdaki dürbünden bakan ev sahibi gözlerine inanamadı. Sabahın köründe kapısına kesici bir aletle dayanan kadın kiracı işte böyle terör estirdi. Çocukların kulağını ilk başta kapattık. Yani çocuklar sesi duymasın diye. Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşayan Yusuf Yorulmaz bundan bir yıl önce yaşadığı apartmanda bulunan diğer dairesini kiraya verdi. Bir yıldır kirayı yarım yamalak veriyor. Yani son 6 aya kadar da hiç vermiyor. Kirayı vermiyor. Faturaları da zaten ödemiyor. Yorulmaz biriken kira ve ortak gider ücretini almak için kendisine söyledi. İşte kabus dolu günleri de o günden sonra başladı. Elindeki ince uzun kesici aletle karşı karşıya olan iki dairenin çelik kapısına işte böyle vurdu. Yetmedi, hakaret ve küfürler savurdu. Tüm bu yaşananlar sabah saat 8'de oldu. Elinde bıçakla durup dururken saldırdı. Yani sabahın köründe bizim daireyi bırak karşı daireyi de saldırmaya başladı. Yani ondan sonra hatta altlara kadar indi. Eline ne geçtiyse her şeye zarar verdi. Apartman boşluğu fırlatılmış eşyalarla doldu. Şu rezilliğe bak, şu binanın haline bak. Apartmanın içindeki aydınlatmaları patlattı. Camları tuzla buz etti. Televizyon dahil tüm eşyalar kullanılmayacak hale geldi. Yusuf Yorulmaz ve apartman sakinleri kiracı kadının estirdiği terör yüzünden diken üstünde yaşıyor. En son su döküyor. Parmak izim kalmasın diye bunu da kendisi söylüyor. Komşularına göre psikolojisi bozuk olan kadının bir an önce evden çıkmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorlar. Haneye tecavüzü götürdük, polise söyledik, anlattık. 10 dakika sonra tekrar bıraktılar yani. Apartmandan çıkmasını istiyoruz.